Herkese selam. Hemen hemen herkesin kendine göre bir hobisi vardır. Bazen hobiler bir yaşam tarzına dönüşebilir ve korkunç saplantılar haline gelebilir. Bazı insanlar onlara inanılmaz derecede para harcarlar. Kendilerini dış dünyadan soyutlar ve hayatlarını tamamen değiştirirler. Bu videoda masum hobilerin nasıl bir saplantı haline geldiğini göstermek istiyorum. Henry Rodriguez. Çoğu zaman dövme yaptırmaya karar veren bir kişi, ilerleyen zamanlarda ikinci dövmeyi yaptırmak için dövmeciyi tekrar ziyaret eder. Hatta bazen ikincisi ya da dördüncüsü için de gelebilirler. Nadir durumlarda vücut değişiklikleri sonrası iyi tanıdığınız birisini artık tanımayabilirsiniz. Venezuela'dan Henry adında bir adama tam olarak böyle oldu. Vücut modifikasyonlarının yardımıyla Marvel'daki karakterlerden birine dönüşmeye karar verdi. Ama bu, Kaptan Amerika gibi diğer süper kahramanlardan biri değildi. Henry, kötü adamlardan birine, yani kırmızı kafatasına dönüşmeye karar verdi. Henry ve arkadaşlarına göre bu çocukluğundan beri onun hayali. O da bunu gerçekleştirmeye kararlıydı. Marvel kötüsüne dönüşmesi 38 bin dolara mal oldu. Sadece yüzüne dövmeler yapmak ve cildin altına implantlar koymakla kalmadı. Aynı zamanda burnunu da değiştirdi. Dönüşüm yavaş yavaş oldu ve yıllar içinde Henry sıradan bir insan gibi görünmeyi bıraktı. Geçirdiği tüm prosedürler yaklaşık 130 saat sürdü. Ellen Davidson. Bu kadının metal dedektörlerden geçtiğinde ne olacağını hayal etmek zor değil. Uzun süredir Edinburgh'da yaşayan Brezilya'dan Ellen Davidson'ın vücudunda yaklaşık 10 bin parça var. Bu rakam şimdiye kadar değişmiş olabilir. Çünkü hayatı boyunca hep katlanarak devam ediyor. Ellen'den Guinness Rekorlar kitabında 2000 yılında en çok delinen kadın olarak bahsedildi. O zamanlar sadece 460 piercingi vardı. Piercinglerin toplam ağırlığının yaklaşık 3 kilo olduğu tahmin ediliyor. Bu değişik kadının başka acayip hobileri de var. Sıcak kömürlerin üstünde yürümek veya çivi ve kırık camla bir yatakta uyumak. Bu arada 2011'de Ellen Douglas Watson'la evlendi. Vücudunda delik bir yer olmayan, mütevazi görünümlü bir adam. Ancak evlilik uzun sürmedi. Ertesi yıl çift boşandı. Boşanma sebebinin olağan dışı tutkusundan kaynaklı olup olmadığı bilinmemektedir. Herbert Chavez. İşte çılgın bir çizgi roman aşkının başka bir hikayesi. Filipinlerden Chavez, çocukluğundan beri Superman hayranıydı. Yaşla birlikte bu takıntı daha da güçlendi. Efsanevi karakterle ilgisi olan çizgi romanları toplamaya başladı. Üst üste birkaç yıl boyunca dünyanın en büyük Superman hatıra koleksiyonuna sahip olduğu için Guinness Rekorlar kitabına bile girdi. Ancak bu Chavez için yeterli değildi. O, gerçek bir Superman olmaya karar verdi ve bunun için birçok ameliyat ve prosedür geçirdi. Chavez sima olarak Superman'e benzemiyordu. Superman gibi olmak için burnu, çenesi, gözleri, elmacık kemikleri ve dudaklarının şeklini değiştirmek zorunda kaldı. Ayrıca ten rengini hafifletmek için cilt altına glutatyon adı verilen özel bir madde enjekte etti. Bunlara ek olarak Chavez, kalçalarına dolgu maddeleri koydu. Ne yazık ki bu etki sonsuza kadar sürmüyor. Chavez prosedürü tekrar tekrar yapmak zorunda. Filipinli Superman, kalıcı karın implantları kullanmayı planlıyor. Adamın asla değiştirmeyi başaramadığı tek şey boyudur. Gerçek Superman'den birkaç santimetre daha kısa. Bazı olumsuzluklar olmasına rağmen sonuç gerçeğe çok yakın. Rust Fox. Vancouver'dan gelen bu adam dönüşümü başka bir boyuta taşıdı. Bu videoda cildin altına implante edilmiş smart gipsler sayesinde elinin bir hareketiyle evinin kapısını açtığını görebilirsiniz. Bu onu modern bir Sivak gibi gösteriyor. Yüzünde cildin altındaki boynuzları ilk bakışta fark etmişsinizdir. Bunun haricinde vücudunda yüzlerce farklı vücut modifikasyonu var. Adam çip sektöründe yıllarca çalıştı. Bir noktada kendi vücudunu yeteneklerini genişletmek için kullanmaya karar verdi. Günlük rutini kolaylaştırmak için deri altına implante edilebilen çeşitli cihazlar geliştirmeye başladı. Örneğin evindeki kasayı açmak için deri altında bulunan çipleri kullanır. Rust şimdiye kadar yaptığı değişikliklerle başarılı oldu ve belki de birkaç yıl içinde diğer insanlar için benzer değişiklikler yapabilir. Bu tür prosedürlerin doğruluğu bugün hala tartışılıyor. Eva Tamiat Medusa.
Bugün bahsettiğimiz tüm insanlar arasında bu kadın en fazla modifikasyona uğramış insandır. Eva eskiden bir Amerikan bankasının müdür yardımcısıydı ve normal bir hayat yaşıyordu. Ancak zaman geçtikçe Eva'nın fikri değişmeye başladı. İnsan olarak ölmek istemediğine karar verdi çünkü insanlar kendi deyişiyle tüm türlerin en acımasızıydı. Kadının hayali ejderha olmaktı. Önce Eva tüm vücudunu dövmeyle kapladı ve bundan sonra birkaç ameliyat yaptı. İlerleyen yıllarda dilinin ve burnunun şeklini değiştirdi. Deri altına implantlar yerleştirdi ve dişlerinin çoğunu çıkardı. Gözlerini ise tamamen yeşil yaptı. Bütün bunlar Ejderha Hanım'a sadece 80 bin dolara mal oldu ve orada durmayacak. 2025 yılında efsanevi bir sürüngen gibi olmak istiyor. Kristen Riehl. Çoğu insanın küçüklüğünden beri en sevdiği Disney karakterleri arasında deniz kızı Prenses Ariel vardır. Christian'ın yaşı büyüdükçe deniz kızına olan tutkusu daha da arttı ve bu üniversite öğrencisi idolüne dönüşmeye karar verdi. 1500 dolar harcayarak hayalindeki şeyi gerçekleştirdi. Deniz kızının kuyruğunu kendi vücuduna göre tasarlattı. Florida sahillerinde yüzerken insanların her biri farklı tepkiler gösterdi. Kiminin hoşuna gitti, kimi ise genç adamı kınadı. Ancak Kristen bu görüntüde kendini rahat ve doğal hissettiğini söylüyor. Tek sorun silikon kuyrukta uzun bir yüzmeden sonra ayak bileğinin zarar görmeye başlamasıdır. Julian Lowe. Bu adamın hikayesi en sevdiğiniz kahramana dönüşmek için plastik cerrahiye ihtiyacınız olmadığını kanıtlıyor. Julian Lowe bir dublör. Vücudu mükemmelleştirmek için bir yıldan fazla zaman harcadı. Anime serisi Dragon Ball Z'den bir savaşçı gibi görünmeye çalıştı. Olmaya çalıştığı kahramanı çok seviyor ve bu değişimi ünlü olmak için yapmadığını belirtiyor. Çocukluğundan beri bu dizi onun için bir ilham kaynağı oldu ve kahramanına dönüşüm kendini geliştirmekten geçiyordu. Gerçekten de Julian çok çalışmak ve bir sürü kas kazanmak zorundaydı. Bu yüzden aktif jimnastik ve akrobasiyle ilgilendi. Ve tabii ki görüntü, muhteşem mor saçlar ve parlak bir takım elbise olmadan eksik olurdu. Julian kendini ve imajını geliştirmeyi asla bırakmamayı ve her zaman çalışmaya devam etmeyi planlıyor. Tüm bu değişimler kendisine yılda yaklaşık 5000 dolara mal oldu. Fifi Bebek. Belki de birçok küçük kız bu videodaki odayı çok severdi. Gerçek bir oyuncak bebek evi gibi görünüyor. Aslında oda gerçekten bir oyuncak ev. Londra'daki bu kız kırılgan bir porselen bebek imajını benimsedi. Japon modasının trendlerinden esinlenmiştir. Kız kendini Fifi olarak adlandırıyor ve yaşam tarzının kişiliğini mükemmel bir şekilde yansıttığını iddia ediyor. Başka bir deyiş de kıyafetleri ve makyajlarıyla kız başka biri gibi olmaya çalışmıyor. Aksine kendini ifade ediyor. Kıyafetlerinin neredeyse %100'ü pembe renklidir ve bu da sevinç ve olumlu hissetmesini sağlar. Ailesi ve arkadaşları kızın hobisini desteklerler ve bunda yanlış bir şey görmezler. Steve Lark. Bu Avustralyalı performans sanatçısı çılgın vücut deneyleriyle ünlü oldu. İnsan vücudunda neler olduğu hakkında filmler yaptı. Kendini kancalara astı ve birkaç yıl önce fazladan bir kulağı bile vardı. Hatta kafasında değil ön kolunda. İlk olarak 90'lı yıllarda vücudunda yeni bir kulak büyütme düşüncelerine girdi. Ancak bu tür deneylere hazır cesur doktorları bulmak için çok çalışmak zorundaydı. 2006 yılında doktorlar ön koluna gözenekli bir büyü uyumlu polietilen kulak protezi taktılar ve sonra cildini diktiler. Başlangıçta bu protezi burada çelik arklardan elde edilen gerçek hücreler yardımıyla büyütmeye çalıştı. Ama daha sonra yapay bir analoğa girdiler. Peki bu adam bunu neden yapmak istedi? İyi bir soru olabilir. 70 yaşında olmasına rağmen protez çelik ark oldukça iyi duruyor. Tüm proje sanatçı tarafından sanat adına ve insanlar uğruna başlatılmıştır. Fikir işe yaradığındaysa bu kulak uzaktan dinleme cihazına dönüşecektir. Kablosuz ağlar üzerinde herkes adamı çevreleyen sesleri dinleyebilir. Ancak bunu yapmak için kulağınıza bir kulaklık yerleştirmeniz gerekiyor. Teorik olarak harici teller, piller ve devre kartları olmadan bunu yapmak neredeyse imkansızdır. Ancak mikrofonu minyatür ve vücutta görünmez yapmak çok zordur. Bu yüzden 10 yıllar sürecek proje hala geliştirilme aşamasında.